Ben Dumlupınar'a 30 Ağustos'larda, 26 Ağustos'larda Afyon Kocatepe'ye, 30 Ağustos'larda Dumlupınar'a çok kez geldim. Geldiğimde hep içim buruk olurdu. Hem bu Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, başkomutanın kumanda ettiği orduların kazandığı bir zaferdir. Ve başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki, iki büyük eserim var. Bunlardan birisi Cumhuriyet'se, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir der. Bu Dumlupınar Belediyesi'ne gelip de bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı görememek. Afyon'a gidip de bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı görememek. Kütahya'ya gidip bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı görememek. Uşak'a gidip de görememek gerçekten yüreğimizi burkuyordu. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun ki bu saydığım belediyelerin hepsinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var. Biz Dumlupınar'daki törenlere evvel ezel katılırız. Bu sene yine geldik ama genel başkan sıfatıyla gelmek benim için ayrı bir onur. Tabii çok değerli başkanımız Zekeriya Yılmaz bu seçimlerde Dumlupınar Belediyesi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi'nden devraldı. Ondan önce de burada Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanımız vardı. Tabii Dumlupınar'ın bir de Fahri Belediye Başkanı var. Yeni Mahalle Belediye Başkanımız bu belediye bizde değilken dönemin MHP'li belediye başkanı gelip de Sayın Fethi Yaşar'a Dumlupınar'a insanlar geliyorlar. Ellerini yıkayıp su içecekleri bir çeşme, bir tuvalet, çocuğunu emzireceği bir yer bile yok. Çok zorlanıyorlar dediğinde o bu parti bizden değil demedi. Geldi buraya Dumlupınar'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk sosyal tesislerini Dumlupınar Belediyesi'ne yaptı, hediye etti. 2018 yılıydı sanıyorum. Üzerine 1-2 yıl 2019 seçimine kadar burası işletildi. Belediye başkanı o dönemki bize karşı da son derece saygılı, hürmetkar, burada görevini yapan birisiydi. Ama sonra belediyeye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alınmasıyla birlikte tesisler kaderine terk edildi, bakılmadı. Çatıdaki iki tane kiremit gününde aktarılmadığı için içerilerini su bastı. Kullanılmaz bir hale geldi. Fethi Başkanım da bundan çok üzülüyordu, dert ediyordu. Sonra sizin belediyeyi kazanmanızla birlikte tabii mekanın o günkü Dumlupınar'ımıza kazandıran projenin sahibi belediye başkanımıza geldiniz, bizlere geldiniz. Sağ olsun o da yine ikiletmedi ve bir kez daha devlette tabii böyle büyük tadilatlar yeni yatırım da kabul ediliyor Sayın Başkanım. Sayın Karayalçın söyledi. Bu kasına büyük, bu kadar büyük bir tadilat yeni baştan yatırım demek dedi. Başkanım bu sefer artık bir kez daha özenerek biraz önce gezdik geçerken yolumuzun üstündeydi. Bu tesisi yine hem ortak kullanım alanlarıyla duyduğuma göre düğünlerde yapılabiliyor. Evet. İhtiyaç duyulan her türlü etkinlikler burada yapılabiliyor. Büyük küçük salonlarıyla ikisi engellilere ait zemin katta olmak üzere 12 tane odasıyla, misafirhanesiyle bu tesisi yeniden Dumlupınar'a kazandırdı. Toplamı 20 oda olmak üzere, pardon. 40-50 kişinin birden herhalde misafir edilebildiği bir tesis olmuş. Bunun için de kendisine teşekkür ediyoruz. Bir Türkiye klasiği CHP yapmış, AKP gelmiş bozmuş, CHP gelmiş yine yapıyor. Allah genel iktidarda da bunu bize nasip edecek. Biz güçlü bir ülke kurduk her şeyle ama geldiler, ne yapıldıysa sattılar. Ne Sümerbank bıraktılar, ne tersane bıraktılar, ne rafineri bıraktılar. Hepsini sattılar, bütün testleri sattılar. Ve Türkiye şu anda tekrar her anlamda zor durumda. Bir kez daha CHP gelecek, aynı Dumlupınar'da olduğu gibi. Bir kez daha yeniden inşa edeceğiz. Başka bir çaresi yok. Tabii bugün bir başka süreç daha yaşanıyor. Biz buraya geldik, resmi törenlere katılacağız. Resmi törenlerde valilik ısrarla efendim bizim gelmemizden endişe duyuyorlar.
protokol konuşmalarında yer veremeyiz. İşte önce çok değerli spor bakanının geleceği duyuruldu. Başımızla beraber. Sayın Ali Yerlikaya apar topar gelmeye karar vermiş. Başımızla beraber. Şimdi yürütme adına protokol konuşmasında sayın bakanlar konuşsun. Ama genel başkan konuşmasın. Neden? Resmi törende yok. Sayın İçişleri Bakanı da teyit ediyor. Biz ülke protokolünde 3. sıradayız başbakanlık olmadığı için. Eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı da katılırsa 4. sıradayız onların protokol düzenine göre. Sayın bakanlar çok geride. Efendim bakan konuşsun, Özgür Bey dinlesin. Vallahi ben şahsen dinlerim. Ben sayın bakana da bugüne kadar tüm görüşmelerimizde kritik bir görev yapıyor. Adeta çetelerle ilişkilenmiş bir süreçten sonra gelmiş. Hani ayrı siyasi partilerdeyiz ama sayın bakanın bu çeteleri devletten temizlemek için bir irade ortaya koyması noktasında da hep olumlu konuştuk bugüne kadar. Ben sayın bakan çağırsın, oğlunun düğününe de gideriz, takımızı da yaparız. Bir tek o konuşsun, onu da dinleriz. Ama ana muhalefet partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada bu törende siz gelin oturun, bakanlar konuşsun, siz konuşmayın. Sadece CHP'yi değil, anayasal konumu olan ana muhalefet partisini de ezdirmek doğru olmaz. O yüzden burada olmamıza rağmen, o niyetle burada olmamıza rağmen, işte sabahleyin ilçe başkanlığımızı, belediyemizi gezdik, sosyal tesisimizin yeniden yapılmış, orayı ziyaret ettik. Kütahya milletvekilimiz burada. Uşak belediye başkanımız, Kütahya belediye başkanımız, Kütahya, Uşak, Afyon il başkanlarımız burada. Ve genel başkan yardımcılarımızla önemli bir katılımla buradayız. Ama bu yaptıklarını milletimize, milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Ben sayın bakan bu gerçekten milletin affedemeyeceği bir kusuru telafi edecek olurlarsa biz törenlere katılırız ama görülüyor ki sayın bakan da bu konularda şöyle ifadeler kullanıyor. Efendim işte resmi tören, bu töreni de geçelim de seneye yönetmelik düzenleyelim. Vallahi Taksim meselesinde sorduk, aynısını söylediler. Her tıkanıklıkta aynısını söylüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inisiyatif kullanabilecek İçişleri Bakanlarına, ülkenin ana muhalefet partisine, ki partinin kurucusu da başkomutanlık meydan muharebesini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerekli saygıyı, hürmeti gösterecek olgunlukta olmaları lazım. Biz Amasya'da törenlere katıldık. Cumhurbaşkanı yardımcısı da konuştu, ben de konuştum. Herkes de birbirinin konuşmasından sonra diğerini ayakta karşıladı, elini sıktı. Öyle konuşmalar oldu. Ama demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu süreçte duyduklarımız doğru. Derler ki efendim işte Özgür Bey 31 Mart'tan sonra seçildiği günden beri öyle gidiyor ama 31 Mart'tan sonra devlet geleneklerine, devlet göreneklerine saygılı bir çizgi izliyor. Bu da milletimiz tarafından çok teveccüh görüyor. Ben hangi anlamlı gün varsa orada oluyorum. Gittiğim yerde belediye başkanının partisine bakmıyorum. Valiyi, örneğin iptal edilen Doğu Güneydoğu ziyaretimde tüm valileri de ziyaret ediyordum. Sağlık sorunları yüzünden iptal edildi. Yine gitsem edeceğim. Kütahya merkeze gitsem Kütahya'yı valisini ziyaret ederim. Buradayken üzerimize düşen ne olsa yaparız. Demişler ki Özgür Bey'in normalleşme dediği mesele vatandaşta karşılık buldu ama onlara yarıyor. Biz yine eskisi gibi kavga edelim. Onlarla konuşmayalım, el sıkışmayalım. Onlara konuşma vermeyelim. Çünkü Amasya'da siyaset yapmadık. Son derece yapıcı bir konuşma yaptık. Ve böyle bu işten, gerginlikten medet umanlar bugün de burada gerginlik istiyorlar. Ben gideceğim. Onlar bize söz vermeyip bakana verecekler. Ki bakan milletvekili olsa, meclisten güven oyu almış olsa başka bir şey. Yani milletin seçtiği meclis güven oyu veriyor. Öyle de bir şey yok. Bir kişinin dolma kaleminden çıkmış bakanın konuşacağı, son seçimlerin en çok oy almış,
ülkenin de son genel seçimlerde ana muhalefet partisi olmuş. Ülkenin kurucu partisi konuşmayacak. Ne olacak orada? Bizim partililerimiz bunu kaldıramayacak, azmetmeyecek. Patırtı çıkacak, gürültü çıkacak. Bu gerginlikten medet umuyorlar. Vallahi bu fırsatı onlara vermeyeceğim. Ben Kütahya'ya geldim. Dumlu Pınarlılar benim geldiğimi gördüler. Birazdan dilimiz döndüğünce varsa bir ses sistemi, bir araç veya bizim parti otobüsü, iki kelime de onlara konuşuruz. Şehitlerimizi yad ederiz. Şehitliğe gider, saygı duruşumuzda bulunuruz. Çiçeğimizi sunarız. Ondan sonra daha bir sene, iki sene daha Ali Yerlikaya'nın olsun. Sonra millet ne yapacağını biliyor. Ama şunu bilsinler. Adalet ve Kalkınma Partisi şunu bilsin. Bu koltukta bir Adalet ve Kalkınma Partili oturuyordu. Sizi gördü, yaptıklarınızı gördü. Onu kaldırdı, bir CHP'liye oturttu. Zekeriya Yılmaz'a oturttu. Siz bugün Dumlupınar'daki resmi törenlerde Zekeriya Yılmaz'a da konuşma vermiyorsunuz. Milletin dediğine karşı devlet bir şey diyorsa millet sabreder sadece. Sabreder. Devletle millet çatışmasında millet devletini sever. Askere çağırır gider. Vergi ister verir. Saygıda kusur etmez. Devlet adamına kusur etmez. Ama bir gün karşısında görmeye görsün. Eğer devletle milleti yarıştırırsanız millet kazanır. Devletle millet çatışırsa millet kazanır. 15 Temmuz'da devletin bir kısmını ele geçirenler ki kusurun tamamına yakını Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne istedilerse verdi. Devlet tanklarla milletin karşısına geçti, millet kazandı. 1980'de askerler bir adayı işaret ettiler. Devletin adayı diye millet Turgut Özal'ı seçti. Son seçimlerde Anadolu Ajansı'nı cepheden haber yollasın diye kurulan bu ajansı devletin ajansını partinin ajansına çevirdiler. TRT'yi AK Parti televizyonuna çevirdiler. Reklamlarımızı yayınlamadı. Sustuk. Millet de sustu. 31 Mart'ı bekledi. 31 Mart günü devletle millet yarışınca, haber ajansıyla, televizyonuyla, ilçe başkanı yerine kaymakamıyla, il başkanı yerine valisiyle, AK Parti devlet oluveresiye millet, milletin adaylarını seçti. Milletin adaylarından birisi de Zekeriya Başkan'dı. Bir diğeri Kütahya Belediye Başkanı. Bir diğeri Uşak Belediye Başkanı. O gece 9 ay önce %25 oy almışız 5 parti. Bir başımıza %38 oy aldık. Neden aldık? Millet yanımızdaydı. Türkiye İttifakı dedik. Ali Yerlikaya'ya, AK Parti'ye millet bilir ama bir bilemedin iki yıl daha Kütahya'daki kürsüler feda olsun. Dumlupınar törenlerindeki bütün sözler onun olsun. Ama günü gelince buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. O gün de tekrarlarım partinin genel başkanı olarak. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı elbet olacak. Cumhuriyet Halk Partili bakanlar olacak. Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı gelecek burada konuşacak. O gün başka bir partinin genel başkanı geliyorsa o da konuşacak arkadaşlar. CHP iktidarında Devlet Bey, Allah sağlık uzun ömür versin, o gün partisinin başındaysa Devlet Bey de konuşacak. Tayyip Bey ana muhalefet lideri ise o sıfatla konuşacak. Biz devleti böyle yöneteceğiz. Böyle yönetiyoruz. Dün akşam Suavi konserini yaptırmayız demişler. Kalabalık gittik yaptırdık. Gıkları çıkmadı. Oradan da söyledim. CHP'li belediyelerin özelliği. MHP yeni mahalleden salon isteyince vermiyor muyuz? Veriyoruz. Sanatçı getirsek dinletmiyor muyuz? Dinletiyoruz. Hatta bir de sanatçıya da çiçek yolluyoruz. Belediye başkanımızın selamı var diye. Bunlar bu ülkeyi kutuplaştırıyorlar. Biz orada yokuz. Biz AK Partili'ye de MHP'liye de bu ülkenin saygın vatandaşları oldukları için saygı duyuyoruz. Partileri bize ne yaparsa yapsın, biz geldiğimizde aynısını yapmayacağız. Buradan bir kez daha söylüyorum. Namusum ve şerefim üzerine bir kez daha tekrar ediyorum ki, bu AK Parti'nin bize yaptıklarını biz asla AK Partililere yapmayacağız.
o günkü yöneticilerine de, milletvekillerine de, AK Parti üyelerine de. Ama bugünkülerin yaptıklarının hesabı sorulacak mı? Kanun çerçevesinde sorulacak. Her türlü suça bulaşanlar gelmişler şimdi Atatürk'ün partisini Dumlupınar'da konuşturmayacaklar. Konuşmasını biliriz de bize yakışmaz. Devlet töreninde, yoksa partililerimiz diyor ki 10 gündür diyorlar. Biz gidelim orada seni konuşturmasını biliriz. Hepsi burada partilerin. Binlerce kişiyiz. Ama bize yakışmaz. Onlar bunu istiyor. Tansiyon yükselsin, kutuplaşma olsun. Eskisi gibi aç bıraktıkları bile onlara oy versin. Neden? Kavga var. CHP AK Parti çatışması var. Olmayacak arkadaşlar. Boşa beklersiniz. Bir, bu sene konuş bakalım Ali Yerlikaya. Seneye ya nasip, ondan sonraki sene na mümkün. Değerli arkadaşım, Dilruba'nın gözaltına alınması bile yanlıştı. Hadi ifadesini aldınız, bırakın. Mahkeme açılması yanlıştı. Hadi açtığınız, dava açtınız. Tutuklu yargılanması dünyanın en saçma şeydi. Yani bir gün yatarı olmayan bir suçtan nasıl oluyorsun da sen 33 yaşında genç bir kadını yaşlı annesinden, hasta annesinden ayırıp Aliağa Kadın Cezaevine koyuyorsun. 20 gün orada tutuyorsun. Dün de söyledim. Tutuklanma ne kadar yanlışsa bu serbest bırakılma o kadar doğru. Efendim işte Özgür Özel ziyaret etti, serbest kaldı. Yani bir suçsuzun, günahsızın serbest kalması için ana muhalefet liderinin ziyareti gerekiyorsa bu da başka bir çelişki, başka bir çarpıklık. 3 Eylül'de davası var. Davasını arkadaşlarımız yine aynı ciddiyetle takip edecekler. Hak yerini buldu diyemeyeceğim. Haksızlık ortadan kalktı. Dilruba'yla dün tanıştım. Bir cumhuriyet kadını. Son derece iyi niyetli, son derece kibar. Dedi ki çıkayım dedi. Kendi düşüncelerimi ben aktaracağım. Öyle bir yansıttılar ki ben sanki seçmenlere hakaret etmişim gibi. Oysa ben başka bir şey söyledim. Kendi aklıyla davranmayıp başkasının peşine takılan, düşünmeyen demek isterken yanlış anlaşıldı diyordu. Bugün onları da açıklama imkanı olur. Akşam fuardayız. Fuarın açılışı için İzmir'e gideceğim. Belki bilmiyorum ulaşılabilir mi, telefonu kendinde mi? Arkadaşlara söyledim, ulaşırlarsa fuarın açılış töreninde Dilruba'yı da bekleriz. 9 Eylül'de partinin törenine de bekliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde başörtüsü var diye Dünya Diş Hekimleri Birliği Kongresi'nde çalışmasına izin vermedikleri Dilara'yla da konuştum. İnşallah kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan onlar da törenlere 9 Eylül'de gelecekler. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin partisi. Bu kadarlık karamsarlık, yoksulluk, sıkıntı, elbette dertler çok ama hepsinin var bir çaresi. Çaresi de Cumhuriyet Halk Partisi.